Değerli hocalarım, sayın katılımcılar, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen Uluslararası İslam Ekonomisi ve Bankacılık Sempozyumu için hazırlamış olduğumuz bildiriyi sunacağım. Ben Serap Kuloğlu, Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde yüksek lisans öğrencisiyim. Çalışmamızı doktor öğretim üyesi Işıl Demirtaş hocamla birlikte hazırladık. Doktor öğretim üyesi Işıl Demirtaş, Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde İktisat bölümünde görev yapmaktadır. Sunacağımız bildirinin ismi Türkiye'de enerji tüketiminde cari işlemler açığının etkisi ve enerji tüketiminin belirleyicileri ARD'li sınır testiyle çalışmamızı gerçekleştirdik. Çalışmamızın amaç ve kapsamına baktığımızda sanayi devrimiyle birlikte ülkenin enerjiye duyduğu ihtiyaçta artış yaşanmıştı. Türkiye enerji kaynakları bakımından büyük oranda dışa bağımlı bir ülkedir. Bu bağımlılık artan enerji tüketiminde dikkate alındığında ülkenin cari işlemler açığını arttırmakta önemli bir rol oynamaktadır. Literatürde yer alan çalışmalarda enerji tüketiminin cari işlemler açığı üzerindeki etkisi araştırılmaktayken cari işlemler açığının enerji tüketimi üzerindeki etkisini araştıran yeterli sayıda çalışma yoktur. Yapılan çalışmalarda daha çok petrol ithalatı ya da petrol fiyatlarının cari işlemler açığı üzerindeki etkileri incelenmiş. Başta cari işlemler açığının ve diğer faktörlerin enerji tüketimi üzerindeki etkisi göz ardı edilmişti. Enerji tüketiminin diğer faktörlerden etkilendiğini de düşünmekteyiz. Araştırma yaparken başta sorduğumuz sorular, cari işlemler açığının enerji tüketimi üzerinde etkisi var mıdır? Türkiye'de ekonomik büyüme ve doğrudan yabancı yatırımların enerji tüketimi üzerindeki etkisi nedir? Enerjide dışa bağımlı olan Türkiye'nin enerji tüketiminde reel efektif döviz kurundaki değişimlerin faydası veya zararı nedir? Çalışmamız 5 ana bölümden oluşmaktadır. Bunlar giriş, literatür taraması, veri seti ve yöntem, sonuç ve bulgular ve değerlendirme olarak karşımıza çıkacaktır. Giriş olarak başlamamız gerekirse, enerji sorunu gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin karşılaştığı başlıca ekonomik problemlerin içinde yer almaktadır. Enerji tüketimindeki miktar ülkelerin ekonomik olarak gelişmelerinde büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle de enerji ihtiyacı nüfus artışı ve ekonomik gelişmeye yönelik atılan adımlarla birlikte düşük maliyetlerle de sağlanması büyük önem taşımaktadır. Türkiye enerji ihtiyacının büyük bir kısmını ithal ederek karşılamaktadır. Bu durumda cari işlemler açığın artmasında önemli bir rol oynamaktadır. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin yaşamış olduğu dış ticaret açığının temel nedenlerinden birini ise enerji harcamaları oluşturur. Bu durumdan sebep enerjide dışa bağımlı olmakla karşı karşıya kalınmaktadır. Cari işlemler açığı sorunu ve enerji ile olan ilişkisine baktığımızda cari işlemler açığı sorunu birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede oldukça uzun yıllardan itibaren önemli bir ekonomik problemdir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra uluslararası ticarette olan engellerin ortadan kalkmasıyla ülkelerin çoğunda cari açık bir problem haline gelmiş ve bu açıkların sürdürülemez boyutlara ulaştığı dönemlerde de ülkeler ekonomik krizlerle karşı karşıya kalmışlardı. Cari işlemler sorunu günümüz makroekonomik sorunlarının en önemlilerinden biridir. Özellikle son 20 yılda birçok ekonomik krizin ortaya çıkmasına neden olmuştu ve bu krizleri daha belirgin hale getiren bir etken olarak kabul edilmiştir. Türkiye toplam enerji tüketiminin %75'ini ithal etmektedir. Tükettiği toplam enerjinin yalnızca %15'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayabilmektedir. Bütün dünyada etkili olan enerji bağımlılığı Türkiye'de birçok açıdan özellikle de ekonomik açıdan
çok fazla etkilemektedir. Makroekonomik açıdan bakıldığında ekonomik büyüme, döviz kuru, cari açık ve enflasyon, mikroekonomik açıdan bakıldığında ise üretim sektörlerinin maliyetlerini de çok yönlü olarak etkisi altına almaktadır. Cari açığı belirleyen faktörler arasında enerji dışı bağımlılık ve artan enerji fiyatları bulunmaktadır. Enerji ithalatının maliyetini enerji fiyatlarındaki artışlar artırdığından dolayı bu durum cari açığa sebep olabilmektedir. Literatürdeki çalışmalara baktığımızda 1975-2009 yılları arasını kapsayan çalışmada enerji tüketimi, ekonomik büyüme ve cari açık arasında uzun dönemli bir ilişkinin var olduğu tespit edilmiştir. Nedenselliğin yönü enerji tüketiminden büyümeye doğru güçlü bir ilişki oluştururken büyüme ile cari açık arasında çift yönlü fakat zayıf bir ilişki olduğu bulunmuştur. HEP Haftanın yapmış olduğu çalışmada 1990-2017 verilerini kullanarak seriler arasında uzun dönemde bir ilişki olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Yapılan analizde enerji tüketimi cari işlemler açığından gayri safi yurt içi hasılaya doğru tek yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Buna ek olarak enerji tüketimi ile cari işlemler açığı arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğu saptanmıştır. 1980-2013 yıllarını kapsayan Türkiye'ye ait olarak yapılan bir diğer çalışmada değişkenlerin uzun vadede birlikte hareket ettiği ve eşit bütün düşük olduğu saptanmıştır. Enerji tüketimi, ekonomik büyüme ve cari açık arasında nedensellik olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca Lyons ayrıştırması ve etki tepki grafiği sonucunda da ilgili dönemde dönem uzadıkça ekonomik büyümenin cari açığı olan etkisinin enerji tüketiminden daha fazla olduğu bulunmuştur. 1987-2016 yıllarını kapsayan yine Türkiye'de yapılan bir diğer çalışmada değişkenler arası uzun dönem ilişki olduğu saptanmıştır. Eski tepki analiziyle gayri safi yurt içi hasılanın enerji tüketiminde meydana gelen artıştan etkilendiği, enerji tüketimi arttıkça ekonomik büyümede de artış olacağı görülmüştür. Fakat cari açık arttığında ekonomik büyümede artış ortaya çıkmadığı bulunmuştur. Ayrıca gayri safi yurt içi hasıla ve cari açık enerji tüketimiyle gayri safi yurt içi hasıla ve cari açık arasında tek yönlü nedensellik olduğu bulunmuştur. Gayri safi yurt içi hasıla cari açığı arttırırken enerji tüketimi artışı ise hem büyümeyi hem cari açığı arttırmaktadır. Berk ve Cin'in yapmış olduğu 1970-2014 yıllarını kapsayan çalışmada enerji tüketimi ile ticaret açığı arasında iki yönlü ilişki olduğu saptanmıştır. Enerji tüketimi ile nüfus arasında ve ticaret açığı ile nüfus arasında tek yönlü bir ilişki olduğu elde edilmiştir. 1980-2013 yıllarını kapsayan yine benzer bir çalışmada değişkenlerin uzun vadede birlikte hareket ettiği ve eşit bütünleşik olduğu saptanmıştır. Enerji tüketimi, ekonomik büyüme ve cari açık arasında nedensellik olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca varyans ayrıştırması ve etki tepki grafiği sonucunda da ilgili dönemde dönem uzadıkça ekonomik büyümenin cari açı olan etkisinin enerji tüketiminden daha fazla olduğu bulunmuştur. Ekonometrik analizimiz Türkiye'de 1974-2018 yılları arasındaki verilerden hareketle cari işlemler açığının enerji tüketimi üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Bağımlı değişken olarak toplam enerji tüketimi kullanılırken bağımsız değişken olarak ise cari işlemler açığı, imalat işgücü maliyetine dayalı reel efektif döviz kuru, ekonomik büyüme ve doğrudan yabancı yatırımlar kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkiyi test etmeden önce ADF ve Phillips-Perron birim kök testleri yapılarak verilerin durağanlıkları tespit edilmiştir. Daha sonra değişkenler farklı durağanlık seviyelerine sahip olduğundan dolayı aralarındaki ilişki ARD ile sınır testi yöntemiyle
test edilmiştir. Veri setine baktığımızda 5 tane veriden yararlanmaktayız. Bunlar toplam enerji tüketimi, cari işlemler açığı, reel efektif döviz kuru, büyüme ve doğrudan yabancı yatırımlar olarak karşımıza çıkmakta. Verilerimizin bir kısmını Dünya Bankası'ndan, bir kısmını Federal Rezerv sitesinden, bir kısmını ise Uluslararası Enerji Ajansı'nın resmi sitesinden elde etmiş bulunmaktayız. ARDL için oluşturduğumuz model görüldüğü şekildedir. Bağımlı değişkenimiz TFC'dir. Bağımsız değişkenlerimiz ise denklemde görüldüğü üzere eklenmiştir. ADF birim kök testlerimize baktığımızda reel efektif döviz kuru hariç diğer verilerimiz seviyesinde durağan çıkarken reel efektif döviz kuru farkında durağan çıkmıştır. Philips Perron birim kök testi sonuçlarımızda ADF birim kök testi sonuçlarımızı destekler niteliktedir. ARDL sınır testimizin uzun dönem koentegrasyon ilişkisine baktığımızda optimal gecikme uzunluklarını tespit ettik. Uzun dönem koentegrasyon ilişkisini tespit ederken F-istatistik değerine bakıyoruz. Burada bizim değerimiz sınır değerlerinin üzerinde çıkmış. Bu durumda koentegrasyon ilişkisinin olmadığını boş hipotez ile reddediyoruz. Yani modelimizde veriler arasında koentegrasyon ilişkisinin olduğu sonucuna vardık. Bu durumda değişkenler arasında uzun ve kısa dönemli ilişkileri test etme aşamasına geçebilmekteyiz. ARDL uzun dönem tahminlerine baktığımızda ilk olarak prop değerlerine bakıyoruz. Prop değerlerine baktığımızda LGDB ve LFDI verileri anlamsız çıkarken diğer verilerimiz anlamlıdır. Ekonomik büyüme değişkeniyle enerji tüketimi arasında negatif bir ilişkinin olduğunu görüyoruz. Yine aynı şekilde reel efektif döviz kurunun bir dönem gecikmesiyle doğrudan yabancı yatırımın bir dönem gecikmesinin enerji tüketimi arasında negatif ilişki olduğunu görmekteyiz. Diğer değişkenlere göz attığımızda ise pozitif anlamlı bir ilişkinin olduğunu söyleyebiliriz. Kısa dönem sonuçlarına ve diagnostik testlere göz attığımızda Jacobera testine göre serimiz normal dağılımlıdır. Heterokedastisiti baktığımızda değişen varyansın olmadığını görmekteyiz. Ramsey reset test sonuçlarımıza göre model kurma hatası bulunmamakta.
LM testine göre ise modelde otokorelasyon olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca kısa dönem katsayısı olan Ucointec eksi 1 sayısına baktığımızda negatif ve anlamlı çıkmıştır. Bu katsayı bize şunu göstermektedir. Uzun dönemde meydana gelen beklenmeyen bir sapmanın bir dönem sonra yaklaşık olarak %56 oranında dengeye geleceğini gösterir. Ayrıca küsüm ve küsüm kare test sonuçlarına baktığımızda modelin %5 düzeyinde anlamlı olduğunu görmekteyiz. Yani mavi çizgi kırmızı çizgilerin arasında yer almakta, hiçbir taşma bulunmamaktadır. Çalışmamızın bulgularına baktığımızda cari işlemde açığı toplam enerji tüketimini anlamlı ve pozitif yönde etkilemektedir. Ekonomik büyüme ve doğrudan yabancı yatırımların enerji tüketimi üzerindeki etkisi anlamsızdır. Reel efektif döviz kurunun enerji tüketimini anlamlı ve negatif etkilediğini bulmaktayız. Sonuç ve değerlendirme olarak ise bahsedeceğimiz durumlar şu şekildedir. Uzun dönemde toplam enerji tüketimi ile cari işlemler açığı arasında pozitif bir ilişki olması Türkiye'nin enerji bakımından dışa bağımlı olduğunu ve bu durumunda cari açığın nedenlerinden biri olduğunu bize gösterir. Literatürde bulunan çalışmalarda daha çok cari işlemler açığının büyüme üzerindeki etkisi ya da enerji fiyatları üzerindeki ilişkisi incelenmiştir. Cari işlemler açığının toplam enerji tüketimi üzerindeki etkisinin pozitif olması, ekonomik büyümeye yönelik uygulanan politikalarda cari açığa katlanılması gerektiğini göstermektedir. Ancak bu açığın ne kadar olması gerektiği hususu tam açıklığa kavuşmamıştır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.